Herkese mutlu sabahlar, günaydınlar. Hafta içi her sabah 8 haberlerinden sonra yine karşınızdayız. Hafta içi her gün olduğu gibi yine bugün de karşınızdayız. Bugün de çok kıymetli bir hocamı davet ettim. Sağ olsun bizim davetimizi kırmadı. Geldiler. Kendilerini birazdan tanıtacağım ama öncelikle telefon numaralarımı vermek istiyorum. Bize canlı yayın sırasında ulaşmak isterseniz 0212 alan koduyla 454-55-06 ve 454-55-07 numaralardan ulaşabilirsiniz. Canlı yayın sırasında hocamıza sorularınızı direkt olarak yöneltebilirsiniz. Aynı zamanda öncecocuğum.com web sitemizden de sorular yöneltebilirsiniz. Öncecocuğum.com sitemizi ziyaret edebilirsiniz. Eski programlarımıza dair bilgilere, köşe yazarlarımıza oradan ulaşabilirsiniz efendim. Efendim bugünkü konuğumuz Profesör Doktor Özgür Kasap Çopur, çocuk romatoloji uzmanı. Hocamız bu konuda Türkiye'de nadir kişilerden bir tanesi. Çocuk romatolojisi uğraşan kişi çok fazla yok. Efendim hoş geldiniz. Çok teşekkür ederim. Hoş bulduk. Ben de beni çağırdığınız için çok teşekkür ediyorum size. Bu konuyla ilgili konuşma olanağını sağladığınız için minnettarız. Çok teşekkür ederim. Efendim çocuk romatolojisi gerçekten Türkiye'de çok fazla uğraşan yok. Siz de çok özel istekleriniz. Ben sizin hatırlıyorum asistanınız veya talebeyken yanınızda çalıştık. Evet. Çok gerçekten bu konuya o zamandan beri çok aşırı bir ilginiz vardı ve tabii ki çok iyi noktaları getirdiniz olayı. Romatolog, çocuk romatolog nasıl, nelerle uğraşır efendim? Bir isterseniz kabaca bir bahsedelim. Tabii ki. Çocuk romatizması gerçekten ülkemizde yeni bir kavram. Yan dal olarak çocuk sağlığı hastalıkları altında yan dal olarak 2009 yılında çıkan tıpta uzmanlık kurulun kararıyla, tıpta uzmanlık yasasıyla birlikte çocuk romatolojisi de bir ana dal olarak kabul edildi. Çocuk romatolojisi çocuklarda hareket sistemiyle de oluşan bütün bozuklukları değerlendiren bir bilim dalı olarak karşımıza çıkıyor. Ama bunun dışında bu hareket sistemini tutan birçok iç iltihap üretimiyle birlikte giden diyebileceğim birçok hastalık, özellikle çocuklarda damar iltihapları, bunların içinde eklemlerde oluşan iltihaplar ve bugün konuşacağımız vücudun iç kendi kendine neden olduğunu çok net olarak bilmediğimiz şekilde bir iç iltihap üretimiyle giden ailesel akdeniz ateşi ve diğer ona benzeyen hastalıkları ilgilendiren çok yeni bir bilim dalı olmasına karşın hasta popülasyonu oldukça yüksek ve ülkemizde de çok hızla gelişen bir bilim dalı olarak görünüyor şu anda. Tabii ki çok uzun yıllardır uğraşının sonucunda geldi. Çocuk romatolojisine gönül vermiş olan hekim arkadaşlarımızın bunda çok katkısı var. Ülkemizde de birçok tıp fakültesinde bu konuyla ilgili bilim dalları kuruldu. Hastalarımıza, çocuklarımıza yardımcı olmaya çalışıyoruz. Ne kadar güzel efendim. Hani sayı olarak çok fazla değil diye ben tahmin ediyorum. Değil, evet. Sayımız 100'e yakın sayımız var. Yine de fena değilmiş ama inşallah sayınız daha da katlanarak devam eder. Umarım biz de bunun için gerçekten önümüzdeki dönemde yapılacak olan uzmanlık sınavlarında da bu dalla ilgili yeni uzmanların artması için çabalarımızı sürdürüyoruz. Efendim o zaman biz yine konumuza dönelim. Efendim biz dün Tufan hocamızla beraber, Tufan Kutlu hocamızla beraber çocuklarda tekrarlayan ve ani başlayan karın ağrıları hakkında genel bir giriş yaptık. Ama tekrarlayan karın ağrıları içerisinde herhalde ileriye dönük zarar verme riski çok büyük olanlardan bir tanesi FMF dediğimiz hastalık. İsterseniz bize bir FMF nedir? FMF denince çok kısaltılmış olarak FMF deniyor ama inanın ki hastalarımız, izleyiciler bile biliyorlar FMF. FMF deyince herkes biliyor. Evet, FMF deyince herkes biliyor. Nedir efendim FMF? Şimdi FMF ya da ailesel akdeniz ateşi ya da biz daha çok bu konuyla ilgilenen Türkiye'deki uzmanlar olarak 3A hastalığı adını veriyoruz. Yani ailesel akdeniz ateşinin başlıklarından oluşan, İngilizce isim başlıklarıyla da familial Mediterranean fever olarak FMF olarak kısaltılıyor. Türkiye'de en çok görülen genetik hastalık olarak karşımıza çıkıyor. Gerçekten çok yaygın ülkemizde. Hemen hemen her 1000 kişiden birisi de bu hastalık var. 500'de 1 olarak da gösteren çalışmalar var ama taşıyıcılık oranı yaklaşık olarak 7'de 1. Yani her 7 kişiden biri bu hastalığa yol açan geni taşıyor ülkemizde. Bu hastalık çocukluk çağı hastalığı, çocukluk çağında başlıyor. Ana bulgu olarak sizin de demin dile getirdiğiniz gibi tekrarlayan ateşli karın ağrısı atakları ile birlikte çocuklar karşımıza geliyor. Ve bu karın ağrısı atakları hemen hemen ateş ve karın ağrısı atakları %90 olgumuzda. Çocuklarımızın %90'ında görülüyor. Daha az %70 sıklıkta eklem bulgularıyla karşılaşıyoruz. Bu çocukların eklemlerinde özellikle dizlerinde, ayak bileklerinde şişlik, kırmızılık oluyor üzerlerinde. Kırmızı eklem şişlikleriyle karşılaşıyoruz. Göğüs ağrıları bulgu olarak karşımıza gelen bir tablo olarak geliyor. Tabii ki bu hastalığı en çok da çocukluk çağında
herhangi bir nedene bağlanamayan, ortalama 1-2 günle 3-4 gün arasında süren, arada iyi olan, ayda bir, ayda iki kez tekrarlayan, ateşli karın ağrısı ataklarında, tekrarlayan ateşlerde de bu hastalığı düşünmek gerekiyor. Türkiye'de çok sık görülen bir hastalık. Akdeniz denmesinin nedeni de Türkiye'de Akdeniz bölgesinde görüldüğü için değil bu hastalık. Akdeniz özellikle ülkeleri. Doğu Akdeniz'de yaşayan insanlarda görüldüğü için söyleniyor. İşte Türklerde çok sık görülüyor. Araplarda, Ermenilerde ve Yahudilerde görülen bir hastalık bu hastalık. Ondan ötürü de bu bölgedeki yaşayan insanların da belki de bir kardeşlik hastalığı. Çok eski bir hastalık. Yani tarihi genetik, çok eski. Tarihi çok eski olan bir hastalık. Bundan ötürü de çocukluk çağında mutlaka tanınması gereken ve göz önünde bulundurulması gereken bir hastalık gibi karşımızda geliyor. İlk defa erişkinde ortaya çıkabilir mi efendim? Çok nadiren çıkabilir. Şimdi bizim Türkiye'de çok önemli FMF ile ilgilenen hem erişkin romatoloji hekimleri hem çocuk romatoloji hekimlerinin çalışmaları var. Yaklaşık 2005 yılında bunlardan birisini yayınlamıştık. 3000 dolayındaki hastamızın değerlendirilmesi. %90'a yakını ilk 20 yıl içinde ortaya çıkıyor. Yani 20 yaşına gelene kadar FMF'lerli insanlar klinik bulgu veriyorlar. Yani tekrarlayan ateşleri oluyor, herhangi bir nedene bağlanamayan tekrarlayan karın ağrıları oluyor. Ama çok düşük bir ihtimalle 40 yaşından sonra da tanı konan hastalar, 50 yaşından sonra da var. Ama bunlar çok uç örnekler. Ama asıl hastalığın tanınması yani yaklaşık %70'inde yaşamın ilk 10 yılı içinde başlıyor. Bundan ötürü de gerçekten ailesel Akdeniz ateşi çocukluk çağında tanınması gereken, çocukluk çağında tanılandırması gereken bir hastalık olarak karşımıza geliyor. Şimdi efendim belirtileri geniş olarak konuşacağız inşallah. Ben size şunu öğrenmek istiyorum özellikle. Hani bu kadar çocukluk çağında tanı konulması gereken bir hastalık diyorsunuz. Bunun mutlaka bir sebebi var. Çünkü tanı konmazsa, geç kalınırsa teşhiste ileriye dönük çok çok ciddi zararlar görme ihtimalimiz var. Mutlaka. Sadece olay basit bir karın ağrısı yaşamış ne olacak? Bir iki ayda bir karın ağrısı iki üç gün yaşayıp geçebilir. Ama ileriye dönük çok ciddi zararlar olma ihtimali var. Tabii ki. Yani ileride böbrekle alakalı sıkıntılar karşımıza çıkabiliyor. Şimdi bu hastalık tabii ki demin de konuşmanın başlangıcında söz ettik. Herhangi bir nedene bağlı olmadan neden olduğunu da çok net bilmiyoruz. Ama son 20 yıllık süreçte bu hastalığa yol açan gen bulundu. Evet. Bu hastalığa yol açan gendeki değişiklikler ortaya konulduğu için daha rahat hastalığın nasıl olduğunu biliyoruz. Bir ak yuvarlardaki bir bozukluk olarak karşımıza çıkıyor evet. Kanda bulunan. Normalde sağlıklı olarak giderken bu olay hepimizde bulunan bir gen var. Bu tip hastalıkları organize eden ve ateşi diğer iç iltihabı kontrol altına alan bu gende bir bozukluk oluyor. O zaman bu kontrol edilemiyor. Çocuk gayet sağlıklı olurken birdenbire herhangi bir nedene bağlanamayan bir ateş karşımıza çıkıyor. Ve bu ateşe çok ciddi bir karın ağrısı eşlik ediyor. Ve bu karın ağrısının nedeni karın boşluğunu saran zardaki bir iltihabi uyarıyla karşımıza geliyor. Ve bu iltihabı uyarıya hiçbir şekilde bir mikrop eşlik etmiyor. Bir mikrobun eşlik etmemesinden ötürü biz buna aseptik serozit adını veriyoruz. Çocuklarda çok ciddi karın ağrıları oluyor. Hatta apandisitle karıştırılabiliyor. Yanlışlıkla cerrahi. Bizim hastalarımızın %40'ı apandisit ameliyatı olarak bize geliyorlar. %40'ında bu var. Bazen eklemleri şişebiliyor bu çocukların. Yani dizleri kocaman şişiyor. Bu şekilde de iltihabi bir eklem hastalığından, mikrobik bir eklem hastalığından şüphelenerek dizleri açılabiliyor. Dizlerinden sıvı alınabiliyor. Ve öyle bir şişlikler olduğunda da bu hastalıklar tekrarladığı zaman arada iyi olan, eğer ki siz tanılandıramazsanız çocuklarda tekrarlayan ateş ve karın ağrısı atakları çok artarak sürüyor. Ve artarak süren ateş ve karın ağrısı atakları ile birlikte çocuklar belli bir süre sonra belirgin olan iltihabi düzey vücutta yükseliyor. Ve bunun düzelmesi yapamazsanız, bu sırada tanılandıramazsanız, tedaviden söz edeceğiz. Çok tabii, basit tabii, bir tabii, çok tedavisi basit. Var bu hastalığın. Eğer bu sırada tanılandırmada yeterli olamayacak olursanız vücudumuzdaki iltihabi uyarılar amiloid adını verdiğimiz bir maddeyi artırıyor vücutta. Ve bu maddenin artmasıyla birlikte kanda artmış olan düzeyiyle birlikte serum amiloida vücuttaki organlara çöküyor. En çok etkilediği en korktuğumuz de böbreğe etkilemesi ve böbrek fonksiyonlarını bozarak amiloidozla hastalarımızı kaybediyoruz. Çok basit bir hastalıktan ötürü. Ama ne mutlu bize ki yani ülkemiz hekimlerinin gerçekten
çok büyük bir başarısıdır. 1960'lı 70'li yıllarda neredeyse %30-40'larda gördüğümüz amiloidoz oranı artık çok düştü. Hemen hemen hiç yok gibi. Hemen hemen hiç yok gibi. Cerrahpaşa Tıp Fakültesi'nde bir çalışma nedeniyle toplamıştık olgularımızı. Son 5 yıl içinde 500 dolayında yeni hastaya tanı koymuşuz. Bu hastalar içinde bir tane amiloidozlu olgumuz var. O hastamızın da bizim ilaç tedavisini önermişiz, tanıyı koymuşuz. Ne yazık ki bu farkındalığı ülkemizde artırmamız lazım. İlaç kullanmamış. Hasta ilacı kullanmamış. İlacı kullanmadıktan sonra bize tekrar başvurduğunda amiloidi saptadık. Ama çok tedaviye başladığımızda da artık çok iyi ilaçlarımız var. Bunlara da geriletme olanağımız var. Şu anda da geriledi. O çocuğumuzun da durumu iyi. Ne kadar güzel efendim. Bir attığımızda izleyicimiz varmış. Kendisini alalım. Müyesser Hanım hoş geldiniz efendim. Hoş bulduk. Günaydın. Günaydın efendim. Hayırlı günleriniz olsun. Teşekkür ederiz. Hocama bir sorum olacak. Benim de Akdeniz, ailevi Akdeniz ateşi rahatsızlığım var. Geçmiş olsun. Kardeşimde ve bende var. Ben tüp bebek yaptırdım. O esnada ben bu hastalığı öğrendim. Şimdi çok merak ettiğim bir soru var. Acaba benim çocuklarımda da görülebilir mi? Efendim çok teşekkür ederiz. Genetik evet, bir hastalık. Müyesser Hanım'ın sorduğu soru da çok güzel. Genetik bir hastalık tabii ki. Bu çekinik dediğimiz bir şekilde geçiyor. Müyesser Hanım da bu hastalık olduğu için ama gerçekten üzücü bir durum. Müyesser Hanım'ın hamilelik durumunda bu tanının konulmuş olması gerçekten üzücü. Bulgular çünkü bazen çok silik gidebiliyor. Daha erken tanı konulabilirdi. Müyesser Hanım'ın çocukları mutlaka taşıyıcı olur. Ama burada belirleyici olan Müyesser Hanım'ın eşinde de bu hastalığın olup olmaması. Çünkü çok önemli. Taşıyıcı olabilir. Taşıyıcıysa eşi çocuklarında %50 ihtimalle bu hastalığın ortaya çıkma vardır. Ama %50 de taşıyıcı olurlar. Eğer ki eşi bu geni taşımıyorsa, demin de konuşmamın başlangıcında da söyledim. Taşıyıcılık oranı kabaca 7'de 1 Türkiye'de. Çok sık. Hastalık olma ihtimali bu noktada. Ama korkacak hiçbir şey yok. Çok güvenilir bir hastalık. Tedavide kullandığımız kolchisin çok güvenilir bir ilaç. Kolchisini düzenli olarak kullandığı müddetçe çocuklarda da Müyesser Hanım'da da hiçbir sıkıntı olmaz. Sağlıkla ve sağlıcakla yaşamlarını sürdürürler. Bence çok hoş oldu soruları Müyesser Hanım'ın. Çünkü hamilelik döneminde fark edilmiş, genellikle hamilelik döneminde ilaçların kullanılmaması, hamileliğe zarar verdiği yönünde de yaklaşımlar var. Yanlış bir bilgi var. Yanlış bir bilgi var. İşte onu düzeltmemiz açısından çok da güzel oldu. Bakın ne kadar güzel. Hem tedavimizi oluyoruz hem hamilelik devam edebiliyor. Hiçbir mahsur da yok. Tabii bu konuda ben tabii ki ben çocuk hekimiyim, erişkin hekimi değilim ama erişkin romatoloğu çok değerli. Türkiye'de FMF ile ilgilenen erişkin romatoloji uzmanı arkadaşlarımız var. Onlarla birlikte de birçok çalışmaları dile getiriyoruz. Onların da hep üzerinde vurguladıkları nokta kolchisin tedavisi altında kadınların da erkeklerin de doğurganlıkları hiçbir şekilde etkilenmiyor. Bunlarda hiçbir sıkıntı söz konusu değil. Güvenle kullanılan bir ilaç. Çocuk hekimliği açısından da yine FMF'li bir anne kolchisin tedavisi altında çok rahatlıkla bebeğini de emzirebilir. Bebeği üstüne de kolchisini emzirmenin de bir sakıncası yoktur. Bu arada hani kolchisinle konuşuruz ama bunu da tam denk geldiği için söyleme ihtiyacı hissettik. Efendim ben ateşi merak ediyorum. Şimdi ateşle birlikte tekrarlayan karın ağrıları diye kabaca tarif ettik hastalığımızı. İsterseniz bir izleyicimiz hattımıza varmış. Ateşle ilgili soru soracağım. Mustafa Bey hattımızda. Mustafa Bey hoş geldiniz. Hoş bulduk, sağ olun efendim. Buyurun efendim. Ben de hastayım, FMF hastasıyım. Ben 35 yaşındayım. Bir de çocuğum var 10 yaşında, o da hasta. Aynı şekilde. Bunun kolşitinden hariç başka bir ilacı var mı? O zaman tedavi konusunda hocam. Acaba? Efendim çok teşekkür ederiz aradığınız için. Çok sağ olasınız. Tedaviyle alakalı geniş bilgiler vereceğiz. Ama peki. O zaman şöyle diyelim. Birazdan tedaviyi geniş geniş konuşalım. Hani şu anda şunu belki diyebilirsiniz. Hani kolşin dışında şu anda tedavi kesin olarak var mı efendim bir başka tedavi? Sadece o kadarını söylesek. Tabii ki yanıtsızlık olursa. Şimdi erişkinlerde çok ciddi bir sorun kolşin yanıtsızlığı. Ama çocuklarda bizim çok nadir rastladığımız bir tablo. Kolşin eğer önerilen hekimin önerdiği dozda, hekimin önerdiği şekilde aile kullanıyorsa yanıtsızlık diye bir şey söz konusu değil Şükrü Hocam. Ama düzenli kullanılmazsa ataklar yine eriyebiliyor. Bir de bazen Akdeniz ateşiyle birlikte olan birçok hastalık var. Evet. Onların ortaya çıkması hastalığın ağırlığını artırabiliyor. Bazen de gerçekten kolchisine cevapsız olgular oluyor. Çok çok nadir
olarak. Bu çok durumda da başka ilaçlar var ekleyebileceğimiz. Gerçekten ülkemizde de kullanabiliyoruz. İnterferon gibi bazı biyolojik ilaçlar dediğimiz interleukin 1 karşıtı ilaçlar var biyolojik ürünler ama olarak. Bunlar çok ama nadir bunlar efendim. Çok nadir kullandığımız olaylar ve çok da iyi tedaviye yanıt alıyoruz bunlarda da. Anladım. Efendim ben ateşime döneceğim tekrar. Peki. Şimdi ateşle birlikte tekrardan karın ağrıları diye bahsettim. Ateşin derecesi illa çok ciddi bir ateş olması gerekiyor mu? Çünkü hani şüphe ettiğimiz çok nadir de olsa size daha çok tabii ki hava kalkıyor. Bizden belki arada sektiği olabiliyor, size direkt geçebiliyor. Tabii. Şimdi bunlarda ateş çok belirgin bir ateş olur mu? Ateş ne kadar derecelerde olabilir? Şimdi asıl buradaki ateşi tanılandırırken çocuk hekimliği açısından da en önemli noktalardan birisi bu. Bu çocuklar herhangi bir nedene bağlanamayan ateşleri oluyor. Yani bir enfeksiyon odağı bulamıyorsunuz, başka bir bulgu bulamıyorsunuz. Bazen ateş gerçekten çok yüksek oluyor hocam. Yani 39-40 derecelere kadar çıkan ama bazen de 37,5 ile 38 arasında değişen hafif bir ateşle de gidebiliyor. 2-3 gün süren bir bulgular. Karın ağrısı da bazen gerçekten çok ciddi karın ağrısı olurken bazen çok hafif, çok silik karın ağrılarıyla da gidebiliyor hastalık. Ama burada ateşin ayırıcı tanısını yapmak çok önemli. Ateşin ayırıcı tanısını yaparken de mutlaka ailelerin bir çocuk hekiminden, çünkü ülkemizde yaklaşık 4000 kadar çocuk hekimi var. 4000 kadar çocuk hekimiyiz ve bu çocuk hekimlerin tümü çocuklarımız için çabalıyorlar. Ve çok iyi yetişmiş çocuk hekimleridir. Bir çocuk hekiminin danışımında bunu yürütmeleri çok önemli. Yani ateşin ayırıcı tanısını yapmak çok önemli. Ateşle hale geçirecek düzeyde de olabilir. Ateş görebiliyoruz. Ama bazen çok silik ateşlerde olabiliyor. Ama en önemlisi herhangi bir nedene bağlanamaması bu ateşin. Yani bir enfeksiyon ya da başka bir bulguya bağlanamayan ateşler olması çok çok önemli. Bu bulgularla birlikte değerlendirmek daha önemli Şükrü Hocam. Peki efendim, o zaman bu karın ağrısı da onu soracaktım ama söylemiş oldunuz. Yani şiddetinin hani çok fark edebileceği, kişiden kişiye oldukça fark edebilecek bir belirti bu. Yani karın ağrısı, evet, illa cerrahi düşündürecek kadar şiddetli. Bazen de çok hafif bir karın ağrısı da olabiliyor Şükrü Hocam. Eklem bulguları çok önemli. Onun adına biraz söz etmek istiyorum. İstersen efendim şöyle yapalım. Küçücük bir aramız var diye yönetmenim uyarıyor. Küçücük bir ara verelim. Aradan sonra devam edelim. Peki, efendim hocam, bizim genellikle programımızda hep öyle oluyor. İzleyicilerimiz de farklıdır. İnanın ki biz yetişemiyoruz. Yani ne bakıyoruz, vakit dolmuş. Ne zaman doldu falan gibi oluyor. Yine aynı şey. Bizim FMF'le ilgili çok söyleyecek sözümüz var. Çok çalışmalar yaptık yıllarca ondan ötürü. Evet. Efendim kısacık bir reklam aramız var. Az sonra tekrar karşınızda olacağız. Projeden gerçeğe. Durat Ağız, Akgün Seramik'ten. İnsan hayatı boyunca kaç defa bir sarayda yaşayabilir ki? Daha da ötesi, kaç defa gerçek bir saraya sahip olabilir? Elite Grand Palace, Türkiye'nin en görkemli konut projesi. Saray gibi değil, saray. Diyez Damat'ta takım elbise alana 2 gömlek ve 2 kravat hediye. Diyez Damat. İnsan hayatı boyunca kaç defa bir sarayda yaşayabilir ki? Daha da ötesi, kaç defa gerçek bir saraya sahip olabilir? Elite Grand Palace, Türkiye'nin en görkemli konut projesi. Saray gibi değil, saray. Diyez Damat'ta takım elbise alana 2 gömlek ve 2 kravat hediye. Diyez Damat. Şofben'de havlu attıran kalite yine Aura'dan. Aura Mikro Kontrol Şofben zirvede. Şimdi Aura Mikro Kontrol Şofben bölde özel peşin fiyatına 12 taksit ya da 4 ay taksit erteleme fırsatıyla İhlas mağazası gördüğünüz her yerde. Yapı Dekor Fuarı 22 Mart'ta Ankara Ticaret Odası Fuar Merkezi'nde açılıyor. Bilgi için cyffuar.com.tr. Doğadan sanata. Yurtbay Seramik.
Auralarla bahar temizliği başladı. Zarif tasarımları, pratik ve zevkli kullanımlarıyla Aura süpürgeler şimdi World'e özel peşin fiyatına 12 taksit ya da 4 ay taksit erteleme fırsatıyla İhlas mağazası gördüğünüz her yerde. Sur Yapı'dan muhteşem 20. yıl fırsatları. Eksen İstanbul ya da Adapark'ta. %30 peşinat, 84 ay vade, %50 peşinat, 60 ay 0 faiz. Acele edin. Böyle kampanya 20 yılda bir gelir. Sur Yapı, uygarlığın mimarı. Projeden gerçeğe. Duratımız Akgül Seramik'ten. Efendim tekrar merhabalar. Hocamız Profesör Doktor Özgür Kasap Çopur'la FMF dediğimiz ailevi Akdeniz ateşini konuşmaya devam ediyoruz. Yalnız izleyicimiz varmış hattımızda. Önce onu alıp ondan sonra muhabbetimizi sürdüreceğiz. İsmihan Hanım, buyurun efendim, hoş geldiniz. Hoş bulduk. İyi günler. İyi günler efendim. Dinliyoruz sizi. Buyurun. Hocama bir şey sorabilir miyim? Tabii ki efendim. Buyurun. Benim oğlum Akdeniz ateşi var. Tamam. FMF yani. Benim oğlum 15 günde bir ağrısı geliyor. 15 günde bir ağrısı geliyor. Acile götürüyoruz. Bazen iki yine yapılıyor. Bazen 3-4 tane yapılıyor. Eve götürüyoruz. Tekrar ağrı başlıyor. Tekrar iğne yaptırıyoruz. Serum takılıyor. 15 günde bir geliyor. Arada bir ay sürüyor bazen. 40'ta bir yani. Arada bir ay sürüyor. Çok bir zaman 15 günde, 20 günde devamlı geliyor. Ve normal midir bu ataklar hocam? Normal değildir İsmihan Hanım. İlacın dozunu ayarlamak gerekebilir. İlaç kaç tane ilaç alıyor? Günde 3 tane alıyor. Bir ara hocam 8'e çıkarmıştı doktoru. Ondan sonra başka bir doktora götürdük. O da dedi ki fazla bu ilaç dedi. Yok, 8 indirdi çok fazla. 3 indirdiler. 8'e çıkardıkları zaman devamlı ishal oluyordu hocam. Doktorumuzu değiştirdik. Şimdi o zaman da şöyle yapalım. İsterseniz şimdi bu telefonda çözülecek bir tabii sorun ki, değil. Bu tabii çok ki, önemli tabii. Bir sorun. Biz sizi Cerrahpaşa Çocuk Romatoloji'ye bekliyoruz. Uygun bir zamanda mutlaka uğrayın, oldu mu? Yani bu çok önemli bir doz şey. Ayarlaması. Doz ayarlaması yapmak lazım. Bir de demin de söz ettik, İsmihan Hanım'dan önceki izleyicimiz de sormuştu. Belki ek başka bir ilaç eklememiz gerekebilir. Yani eşlik eden başka bir bulgu olabilir. Onu değerlendirmek lazım. Çünkü Akdeniz ateşi birçok hastalıkla birlikte olabilir. Karışabilir. Bunların içinde birlikte de olabilir. Demeyelim hocam da birlikte olabilir. Birlikte olabilir demek istedim. Damar iltihaplarıyla, Behçet hastalığıyla, iltihaplı bağırsak hastalıklarıyla. Yani bu kadar sık ağrı olduğu zaman biz mutlaka çocuk gastroenterologlarından yardım alıyoruz. Bu kadar sık karın ağrısının yinelememesi, iltihaplı bağırsak hastalıklarıyla, başka hastalıklarla birlikte olabilir. Bunlar için ek değerlendirmeler yapmak gerekir. Biz Cerrahpaşa Tıp Fakültesi'ne mutlaka bekliyoruz hastamızı. Efendim biz de teşhisle alakalı çocuk hekimi olarak, yani teşhiste önemli bir kriter olarak biliyoruz. Verilen ilaca yeterli cevap almak. Çok önemli. Hani çünkü alınmayınca demek ki burada bir başka yanlış. Başka bir şey de hani olabilir. Veya doz hocam. Dediğiniz gibi çok güzel söylediniz. Doz ayarlaması gerekebilir. Efendim isterseniz o zaman şöyle yapalım. Biz tanıyla alakalı hani teşhis nasıl konur bu hastalıklarda? Şimdi, onu bir tanıyı biz bu konuyla ilgili bizim Türkiye'deki FMF ile çalışan çocuk hekimi arkadaşlarla yaptığımız bir de tanımlamış olduğumuz tanı ölçütleri de var. Bu hastalığa tanıyı mutlaka kullanılan tanı ölçütleriyle birlikte koyuyoruz. Yani burada hangi tanı ölçütleri bulgular var? Yani ateşin, tekrarlayan ateşin, karın ağrısının ve diğer bulguların olmasıyla birlikte koyuyoruz. Klinik olarak tanı koyuyoruz ve bu sırada iltihap göstergelerinin artmasını gösteren TRP gibi. Evet, kan testi, basit kan testlerinin varlığıyla birlikte. Bir de demin sizin dediğiniz gibi koşsin tedavisine yanıt ve ailede FMF varlığı çok önemli. Bir de hastalar bizim ülkede belli yörelerden daha sık geliyor FMF hastaları. Akdeniz yöresi değil bu. Daha çok Kuzey Anadolu fay hattının geçtiği yöre. Kastamonu, Sinop, Tokat, Çorum, Sivas, Erzincan, Kars, Erzurum. O yörede bu hastalık daha yaygın Türkiye'de. Yani o yöreden geliyorsa birazcık daha dikkatli dinliyoruz. Daha çok düşünüyoruz o yöreden gelen bir hastada. Ama mesela Akdeniz yöresinde o kadar yoğun değil bu hastalık gerçekten. Akdeniz ateşi ama. Ama değil. Ondan ötürü. Bir de İşte demin söz ettim, bu hastalığa yol açan mutasyonlar bulundu. Genetik değişiklikler bulundu. Genetik tanı. Ama genetik tanı
çok yol gösterici değil. Taşıyıcılık Türkiye'de çok fazla, demin de dediğimiz gibi. Taşıyıcılık çok fazla olduğu için bu hastalığın taşıyıcılığı çok fazla çıkıyor. Hafif ateşlenen, hafif karnı ağrıyan birçok kişi taşıyıcı olabiliyor ama gerçek FMF demek çok kolay değil. Genetik tanı ancak çok tipik klinik bulgular var ise anlamlı bizim açımızdan. Sadece bilimsel çalışmalar açısından önemli genetik tanı ama mutlaka genetik tanının yaptırılması gerekli değil hastalarda. Biz genetik tanıyı mutlaka arada kalırsak, çok şüphede kalırsak yardımcı olan bir tanı olarak karşımıza çıkıyor. Ya da çok önemli birkaç tane mutasyon var bizim açımızdan. Mutlak hastalık yapabilecek birkaç mutasyon var. Onlar var ise anlamlı ama onun dışında genetik tanı hem çok pahalı hem çok uzun zaman diliminde çıkan bir test, çok da katkısı olmuyor bize. Anladım. Sanki genetik tanı olmadan olmaz gibi bir yaklaşım. Yanlış bir algı var hocam. Yanlış bir kanaat hocam. Onu da yıkmış olalım. Onu da ortadan kaldırmak gerekir. Şimdi efendim o zaman şunu sormak isterim ben size. Çocukla erişkinin seyri açısından bir farklılık olur mu? Çocukla erişkindeki hastanın seyri açısından daha ağır veya farklı bulgular? Tabii ki çok güzel bir soru hocam bu. Tabii ki bir farklılık oluyor. Şimdi hastalık çocukluk çağında başladığı için çocuklarda çok daha hafif seyrediyor. Ama eğer ki erişkin arkadaşlarımdan öğrendiklerimi söyleyeceğim. Erişkin hasta takip etmiyorum, erişkinci arkadaşlarımdan. Bunlar ilerledikçe yaş, eğer ki tanı koyamıyorsak çok daha belirgin yakınmalarla karşımıza geliyor. Örneğin birçok hastaya askerlik sırasında tanı konuyor. Özellikle uzun süren talimler sırasında askerlikte ayakta durduğunda eklem şişlikleri oluyor bu kişilerde. Ayakların etrafında kızarıklıklar oluyor. Bu şekilde tanı konan hastalar oluyor. Ama belli bir süre sonra özellikle çok aktif gittikten sonra 30-35 yaşından sonra bunu erişkin arkadaşlarımız, erişkin romatoloji uzmanı arkadaşlarımız söylüyorlar. Hastalık bulguları gerilemeye başlıyor ağır ağır. Yani daha az sıklıkta, daha hafif şekilde görülmeye başlıyor ama çocukluk çağında tanılandırmak çok önemli. Tekrar onu söyleyeceğim. Yani hastalığın oluşabilecek kötü komplikasyonlarından, kötü başka bulgularından korunmak açısından çocukluk çağında tanılandırmak çok önemli bu hastalara. Yani her şeyde olduğu gibi erken teşhis çok çok önemli. Çok önemli. Ne kadar erken başlarsak tedaviye de oluşabilecek bütün olumsuzlukları da ortadan kaldırabiliyoruz. Ama biraz önceki konuşmanızda dediniz ki amiloidoz dediğimiz istenmeyen böbrekle alakalı olan zararlar. Tabii. Çıksa bile ilaç başladıktan sonra bir miktar gerileme şansımız var. Kabaca amiloidozun oluşması da klinik bulguların başlangıç tarihinden 7 yıl sonra oluyor. Yani bu 7 yıllık süreç çok teşhis ederse kritik. O arada geç kalmış olmayız. Onda da geç kalmış olmuyoruz. Evet hocam. Peki efendim bu şiddeti yaşla alakalandırdınız. Çok hoş söylediniz. İşte çocukluk çağında biraz daha hafif seyredebiliyor. Bir şiddetleniyor ondan sonra tekrar geriliyor. Bunun dışında şiddetini artıran mesela aklıma gelen stres faktörleri tabii gibi. Etkileyebiliyor. Şiddetini etkileyen çocuklar faktörler. Çocuklar özellikle biliyorsunuz ülkemizde en yoğun çocukların en büyük baş belası sınavlar. İşte lise girişinde, üniversite girişinde gerçekten hastalarımızın yakınmaları işte bu büyük sınavlar öncesinde belirgin olarak artabiliyor çocukların yakınmaları. Peki efendim biz teşhisimizi uygun şekilde koyduk. Tanımız hatta tedavi başladıktan sonra bile teşhisimizin doğruluğunu anlayabilme durumumuz var. Evet. Yani ilaç başlandıktan sonra ilaç olarak herhalde tek bir ilacımız var. Tek bir ilacımız var. Çok mutlu edici bir şey Türkiye açısından da. Koşsin adlı bir ilaç. Çiğdem çiçeğinden elde ediliyor. Bildiğimiz çiğdem çiçeğinden elde edilen bir ilaç bu. Ama Türkiye'de yetişen çiğdemlerden elde edilmiyor. Daha çok Karpatlar'da, Balkan'da elde edilen, Balkanlarda bulunan Karpatlar'daki çiğdem çiçeğinden elde edilen bir koşsin. Gerçekten tanıyı koyduktan sonra koşsini başladığımızda bütün bu tekrarlayan ateşler, karın ağrı. Dün bir hastamı gördüm. 3 ay önce biz koşsin başlamışız. Başlangıçta 3 ay sonra çağırıyoruz. İlk kez. Aile o kadar mutluydu ki belki bir de bundan çok mutlu edecek kesinlikle bir şey yok. Çocuğun bütün yakınmaları gerileyip kaybolmuştu. Yani hiçbir yakınması kalmamıştı. O kadar mutlu edici bir şey ki bizim açımızdan da. Yani milattan önce, milattan sonra gibi düşünün. İnanılmaz. Öncesi ve sonrası açısından arasında belirgin bir şey var. Koşsin çok güvenli bir ilaç. Bunu artık çok iyi biliyoruz. İlk olarak 1973 yılında İstanbul Tıp Fakültesi'nde çalışan Emir Özkan adlı bir hocamızın tanımladığı bir ilaç etkinliğini. Çok çeşitli ilaçlar denenmiş ama gerçekten şu konuda çok eminiz. Bir kere kesinlikle atak sıklığını ve atak şiddetini azaltıyor. Çoğunlukla çocuklar yılda bir belki atak geçiriyor. O da ilacı aksattıklarında. Çok duyarlı aksatmaya bu ilaç. Yani anladım. Bir kez bir iki gün aksatırsanız hemen üçüncü gün ben buradayım deyip atak geliyor eğer gerçek FMF'si. Ama
atak sıklığını azaltıyor, atak şiddetini azaltıyor. Bizi en çok korkutan komplikasyon olan amiloidozdan %100 koruyor. Ne kadar buna çok güzelmiş. Emin biliyoruz. Hiçbir sıkıntısı olmuyor çocukların. Ve bu çocuklarda büyümeyi olumsuz yönde değil, olumlu yönde etkiliyor. Çocuklar açısından en önemli olan. Bunu biz acaba büyümeyi etkiler mi diye tedirgin olabiliyor aileler. Olabiliyor. Bunu bir çalışmamızda gösterdik. Kan değerlerini, böbrek değerlerini, birçok vücudun fonksiyonlarını koruyor. Biz bunu da kolçisin öncesi bozuk olan vücuttaki birçok fonksiyonun yaklaşık 6 aylık kolçisin kullandıktan sonra birçok çalışmamız var. Bunlar da gösterdik. Hepsini olumlu yönde etkiliyor. Uzun dönemde hiçbir sıkıntı olmuyor. Artık dede olduk. Bir güzel bir şey anlatayım. Bir tane tabii çok yıllardır sizin dediğiniz gibi yaklaşık 26 yıllık hekim ama 25 yıldır ben çocuk romatolojisiyle uğraşıyorum. O yıllarda baktığımız bir hastamız geldi. Şimdi 35-36 yaşına gelmiş. Hocam diyor ben evlendim. Evlendikten sonra eşimin de FMF tanısını ben koydum. Tabii ki 3 tane çocuklarım oldu. Üçü de FMF'li çocuklarım doğal olarak ama tanıdığımız için, bulguları bildiğimiz için çok daha çabuk tedaviye başladık ve hiçbir sorunu yok. Yani çok güvenle kullanılabilen, yaşamlarını etkilemeyen bir ilaç ama unutulmaması gereken bir nokta yaşam boyu. Hep şu örneği veriyoruz. Bizler nasıl yaşamak için besleniyoruz, sıvı alıyoruz, diğer şeyle bundan olmazsa yaşamımız bizim de bitiyor. Birer tane çok minik bir hapı aldıklarında kolçisinle her şey çok çok iyi devam ediyor. Efendim bir izleyicimiz varmış hattımızda. Nuray Hanım hoş geldiniz. Alo. Hoş geldiniz efendim. Buyurun. Benim yeğenim var 10 yaşında. Evet efendim. Sesiniz gelmiyor efendim. Alo. Alo hocam ben Fatma Çetin. İsim yanlış hocam. Peki efendim. Kusura bakmayın. Benim, buyurun efendim. Çocuğum var. 10 sene önce falan kondu bu tanı. Sonra genetik şeylerini yaptırdık. Bende de çıktı ve büyük kızımda da çıktı. Ama küçük kızımda çok unutkanlık var hocam. Bu neden olabilir mi diye merak ediyorum. Hayır, unutkanlıkla bu hastalık arasında hiçbir ilişki yok. O farklı bir... Yok mu hocam? Yok, hayır. Karın ağrıları, göğüs ağrıları var. İlaç kolsizini kullanıyorum. Ama düzenli kullanın. Bence farklı bir sebep araştırmak. Farklı bir sebep araştırmak lazım. Tabii. Bir çocuk nörolojiye ve çocuk psikiyatriye de başvurmaları gerekebilir unutkanlıkla ilgili. Çok teşekkür ediyorum. İyi yayınlar. Teşekkür efendim, hatırda diğer bir izleyicimiz varmış. Tabii. Onu da alalım. Nuray Hanım buyurun. İyi günler. İyi günler efendim. Benim kızım da hani şey FMF hastası. Taşıyıcı. Benim taşıyıcı çıktı kızım. Hani tamam. Yaptık gen analizini. Ama hastalık belirtisi olduğu için ilaç başlanıldı hani. Karın ağrısı biraz azaldı ama halen var. Hani ne yapabiliriz yani bu gibi durumlarda hani gidemedik de biz bir daha kontrolüne. Burada da deprem oldu ya hani Van'da. Evet efendim. Öyle. Onun sorunuz... için gidemedik. Peki ateşli karın ağrıları oluyor değil mi çocuğun? Ateşli değil işte. Sadece karın ağrısı ne oluyor. Kadar sürüyor karın ağrıları? Karın ağrısı 2 saat falan sürüyor yani. Ha, o zaman FMF dışı bir neden araştırmak tabii, lazım. 2 saat çok kısa süreli ateşsiz. Karın ağrısı. Araştırıldı. Yani çok süre geliyor. Kolçisin yanıtı da yoksa FMF dışı nedenlere de bir çocuk hekiminize tekrar bir başvurun. Ya da İstanbul'da Cerrahpaşa'ya getirin. Efendim çok teşekkür ederiz aradığınız için. Sorabilir miyim? Onlar da yine Akdeniz ateşiyle. Peki ilgili. Efendim buyurun, buyurun. Bir tane de yeğenim var, o da 8 yaşında. Hani çocuğu, onu da doktora götüremedik yine hani kontrolüne. Alerji döküyor. Hani acaba ilaç mı birikmiş olabilir mi hani? Kolçisinin böyle bir etkisi yoktur. Alerji yapmaz kolçisin. Başka bir neden bakmak lazım alerji yapabilecek. Ona da öyle. Yine bir çocuk ekibinize başvurun lütfen. Tamam, teşekkür ederim. Peki. Teşekkür ederim. Efendim o zaman... Çok güzel soru sorulduğu için ona uygun olarak bir cevap veririm diye düşünüyorum. Karın ağrıları normal şartlarda bak ne kadar güzel. 2 saatlik bir karın ağrısı FMF olamaz dediniz. Olamaz. Karın ağrıları FMF'de ne kadar sürer? Kaç gün yani sürer? Demin de dediğim gibi hocam en az 12 saat süren en az. Kıvrandırıcı karın ağrıları olması gerekir. Yani gerçekten bu çok önemli. Kıvrandırıcı çocuğun karnını tuttuğu, öne doğru eğildiği, günlük aktivitelerini kısıtladığı, aktivitesinin kısıtlandığı, ateşin hafif de olsa biraz ateşin eşlik ettiği karın ağrıları. Ama dün Tufan hocam size ayrıntılı olarak anlatmıştır. Yani çok karın seviyorum. Ağrısına yol açabilecek yüzlerce sebep var. Yani onların içinden FMF olabilir. Ama FMF'de mutlaka kıvrandırıcı ciddi karın ağrısını görmemiz gerekiyor. Ya da bir eklem bulgusunun olması, göğüs ağrısının olması. Mesela aynı karını saran zarda olduğu gibi kalp üzerindeki zarda da FMF'de
göğüs ağrılarında da aynı sıkıntı, yan ağrıları söz konusu olabilir. Yani bunların hepsini gördükten sonra bunları söylemek mümkün hocam. Peki efendim, o zaman eklem ağrılarıyla alakalı bir şey sormak istiyorum. Eklemle alakalı bulgular dediğiniz oldukça sık görülüyor bu hastalıkta özellikle. Eklem problemlerinde efendim kalıcı sekel bırakma durumu olur mu? Şimdi, tekrarlarsa çok tabii fazla. Tabii ki bizim cerrahpaşada da hep sınav sorusu olarak da sorarız. Tipik eklem bulgusu Akdeniz ateşinin, FMF'in akut olarak başlayan, sekel bırakmayan tek eklem tutulumudur. Yani ve bu daha çok da 10-15 gün içerisinde sürer ve geçer. Ama kronikleşme de söz konusu olabilir. Yeterince tedavi edilmeyen, bir hekim tarafından yeterince değerlendirilmeyen ağrılarda mutlaka eklem şişlikleri uzun süreli olabilir. Bir de bu çocuklarda, FMF'li hastalarda özellikle erişkin dönemine geçerken, ergenlik ve erişkin döneminde ülkemizde en çok görülen erişkinlerdeki romatizmal hastalıklardan birisi ankilozan spondilittir. Belin öne doğru eğildiği, ona bağlı bir eklem tutulumunu taklit eden eklem tutulumu olabilir. Sakroilyak eklem dediğimiz tam bacaklarımızla belimizin birleştiği noktada yer alan eklemde iltihabi değişiklikler olabilir. Bu da yine FMF'in özellikle ergenlikten erişkinliğe geçiş dönemindeki önemli özgün bulgularından birisidir. Kronikleşme %5 oranında da olsa olur. Ama çok nadirdir yani. Nadirdir ama tipik eklem bulgusu akut olarak başlayan, hiçbir bulgu vermeyen ve kaybolan eklem şişlikleridir. O zaman yine iş koşusuna geliyor. İlacımızı düzenli olarak kullanırsak hiçbir sıkıntı olmuyor. Hiçbir sıkıntı yani olmaz. %100 söyleyebiliyoruz. Yani ben de erişkin romatolojisiyle uğraşan arkadaşlarımın da her zaman vurguladığı gibi koşusun tedavisine uyum çok önemli. İzleyen hekim arkadaşımın önerdiği dozda ve düzenli olarak almak çok önemli. Gerçekten demin de bir hastamıza söylediğim gibi her şeyi, var olan bütün o kötü anları, diğer şeyleri bıçakla kesilmiş gibi koşsin tedavisi keser ve bir daha onlarla hastalarımız hiç karşılaşmaz. Bir de daha da önemlisi amiloidoz dediğimiz böbreklerde geri dönüşümsüz sayılabilecek, belli bir noktadan sonra geri dönüşümsüz, belki de böbrek nakli gerekebilir. Tabii, o tür durumun önler. %100 önlüyor hocam. 99 bile değil. %100. Hatta çok ilerlemiş durumlarda diyorsunuz gerileme bile. Geriletme şansı sağlayabiliyor tedaviye. Ama koşisin kullanımında engellerden bir tanesi de konuştuk programımız içerisinde ama anne babalar kısırlık yapıcı etkisinden dolayı çekiniyorlar. Öyle bir etkisi yok. Yok. Ama hocam, nedense yani derler kesinlikle. Ya bazen delinin biri kuyuya taş atıyor, kırk akıllı çıkartamıyor muhabbeti gibi. Hatta şunu söyleyebilirim ben size. Tedavi edilmemiş FMF'lerde kısırlık şansı olabiliyor. Özellikle kadınlarda, bunu da yine erişkin romatolog arkadaşlarımdan söylediklerini burada dile getirmek istiyorum. Yineleyen karın içi iltihap atakları çok ciddi yapışıklıklara yol açıyor. Kadınlarda özellikle yumurtlama fonksiyonlarını olumsuz yönde etkiliyor bu yapışıklıklar. Bunların yol açma olasılığı var. Ama şeyde ise, koşsin tedavisiyle ise bunların hepsi ortadan kalkıyor. Evet efendim, o zaman şöyle toparlayabilirsek efendim, amiloidoz hakkında da konuşmak istiyorum esasında ama vaktimizin çok azaldığını iletiyorlar. FMF ile alakalı olarak hani söylemek istediğiniz son belki birkaç cümle toparlamak istediğiniz, o kadar güzel mesajlar verdiniz ki bence. Ben çok teşekkür yani, ederim. Yine de birkaç şey söylemek isterseniz son birkaç cümle olarak onu almak isterim. Peki. Ben özellikle sizlere çok teşekkür ediyorum. Ülkemizin en çok görülen genetik hastalığı hakkında farkındalık yaratmak amacıyla bu toplantıyı yaptığınız için çok teşekkürler. Ülkemizde özellikle çocukluk çağında herhangi bir nedene bağlanamayan, tekrarlayan ateşler, tekrarlayan karın ağrısı atakları, tekrarlayan eklem bulguları, özellikle dizlerde, ayak bileklerinde şişme, ayak bileği etrafında uzun süreli yolculuk sonrası, uzun süre ayakta durma sonrası kızarıklıklar, ayak sırtında, ayak bileği etrafında varsa, tekrarlayan göğüs ağrıları varsa, yani bu göğüs ağrıları hem yanda olabilir hem kalp bölgesinde olabilir. Göğüs böyle olur. Yakınmalar var ise mutlaka ailesel Akdeniz ateşinden şüphelenmek gerekir. Mutlaka çocukları bir çocuk hekimine başvurdurup bunları söylemek gerekir. Tanı konulduktan sonra gerçekten ülkemizde bu kadar çok görülen ve bu kadar kolay tedavi edilen başka bir hastalık yok. Koşsin adlı bir ilacı var. Hem çok etkin hem çok ucuz bir ilaç. Bu ilacı ailelerin düzenli olarak kullandıklarında çok güvenle kullanabilecekleri, hiçbir yan etkiyi görmediğimiz bir ilaç ve çocuklarımızın çok sağlıklı bir yaşam sürmeleri mümkün olan bir hastalık. Ondan ötürü de tanı konulmuş hastalarımızdan da özellikle rica ediyorum. Düzenli olarak tedavilerini sürdürürler.
Yılda bir kere, 6 ayda bir kez görüyoruz biz. İdeali 6 ayda bir. Bir basit kan sayımı, basit bir idrar tahlili, iltihap gösteren sedimentasyon adlı testlerle bakılması yararlı. 6 ayda bir ama yapamıyorlarsa da yılda bir ilgili hekime, çocuklarsa çocuk hekimine, erişkinlerse bir iç hastalıkları uzmanına başvurdurup kendi kontrollerini yaptırdıkları müddetçe çok sağlıklı, hiçbir farklılığı olmadan etrafındaki insanlardan bir yaşam sürebilirler. Sağlıklı bir ilişkin yani olacaklar inşallah. Evet, mutlaka bunu da gördük. Örnekleri de var. Onlarca, yüzlerce hastalarımız da var. Çocukken gördüğümüz, şimdi erişkin olan, demin de söylediğim çok gibi. Çok güzel örnek de verdiniz zaten. Evet. Ben çok teşekkür ediyorum biz sizlere teşekkür bana konuşma olanağı sağladığınız için. Biz teşekkür ederiz. Ayaklarınıza sağlık. İnşallah tekrar sizinle görüşmek istiyoruz. Farklı bir konu. Yine romatolog zaten ilgili. Seve seve. İnşallah biz bekliyoruz sizi tekrardan. Efendim Özgür hocamıza çok çok teşekkür ederiz. Gerçekten FMF hastalığı ancak bu kadar tatlı, bu kadar güzel anlatılabilir diye düşünüyorum. İnşallah sizler de çok net bir şekilde olayı fark etmiş ve bundan sonra o konuda daha hassas davranacağınıza inanıyorum efendim. Efendim yarın sabahki konumuz Profesör Doktor Mustafa Bakır hocamızla beraber olacağız. Çocuklarda alerjik cilt döküntülerini, özellikle de kurdeşen hakkında, ürtiker hakkında geniş olarak konuşacağız. Yarın sabah tekrar efendim 8 haberlerinden sonra karşımızda sizi görmek istiyoruz. Görüşmek üzere efendim.